Şifre'ye geldiğin gibi gideceğini söylemiştim sana. Güle güle Serap. Hak yerini buldu işte. Acıktınız mı? Acıktık ya. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik. İçeride bulgur falan var. Ha, iyi. Gülü kızım, ben Muzaffer Ali'yi sallayayım, uyanmasın. Sen mutfağa gidip yemek hazırla ne kızım? Nasıl alışacak bilmiyorum. Alışacak Zehra teyze. Alışmak zorunda. Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nefis olmuş. Sen yemek yapmayı bilir miydin? Ha, bilir ya. Eskiden yardım ederdi bana. Her şeyi bilir benim kızım. Ama temizlik, çamaşır neyin elini sürmezdi. Sen evlenince ne yapacaksın derdim. E, hizmetçilerim olacak benim derdi. Sen yemeğini yap, ben bakarım. İyiyim abi. Güllü, yapma böyle. Üzme artık kendini. Bak burada beraberiz. Oğlun yanında. Anan yanında. Ben yanındayım. Mühim olan da bu değil mi? Öyle. Öyle ama hazmedemiyorum işte. Bizi nasıl kovaladı görmedin mi? Güllü. Bak bunları düşünme. Yaptıkları Halide'nin ayıbı. Sen sadece çiftliği kaybettin. Ya Halide? Asıl ben onu açıyorum. Yapayalnız, mutsuz. Bütün kötülüğü de bundan zaten. Zehrini etrafa saçarak mutsuzluğunu ve yalnızlığını kapatmaya çalışıyor. O kadının adını ağzına alma Kemal. Allah onun belasını versin. O çiftlik başına yıkılsın inşallah. Bana kalırsa böylesi daha hayırlı oldu. O çiftlik kimseye mutluluk getirmedi. Getirmeyecek de. Bizim yeni bir çiftliğimiz olacak. El birliğiyle adam edeceğiz. Ali yine çiftlikte büyüyecek. Hem parayı da düşünme. Ben çalışıp kazanırım. İstersen sen sadece çocuğunla alakadar olursun. İstersen fabrikaya bile gitmezsin. Olmaz Kemal. Ben çalışmadan duramam. Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Hayatım boyunca çalıştım ben. Tamam, çiftliği kaybettim. Ama oğlumun istikbalini kaybedemem. Fabrikayı, tarlaları kaybedemem. İyi o vakit.
Yeter ki sen bırakma kendini. Büllü, kaybettiklerini değil, sahip olduklarını düşün. Güllü, er geç Halide'den boşanacağım. O kadın asla boşanmaz senden. O istese de istemese de boşanacağım ondan. Sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Evleneceğiz. Eskiden hayal ettiğimiz gibi mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu olacağız. Ben buna inanıyorum. Ne olur, sen de inan. Günaydın. Üşümedin mi burada? Yok, üşümedim. Alışığım ben. Çocukken yazları damda yatardım hep. Ben işe gidiyorum. Sen niye erken kalktın? Uyusaydın biraz daha. Uyuyamadım. Hiç mi? Hiç. Döndüm durdum sabaha kadar. Güllü. Hı. Ama söz vermiştin bana. Hani üzmeyecektin kendini? Elimde değil Kemal. Düşünmeden yapamıyorum. İçim içim yiyor. Bu çiftlik oğlumun, Halide'nin değil. Ne yapabilirim, o çiftliği alacağım. Güllü. Kemal, ne olur bana kızma. İnan ki kendim için istemiyorum bunu. Oğlumun istikbalini korumak zorundayım. Güllü, olan oldu. Çiftliği geri nasıl alacaksın ki? Bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağım. Böyle olmayacak Bakize. Daha ne kadar Kemal'in elinde kalabiliriz ki? Birileri duyacak, laf olacak diye ödüm kopuyor. Kemal bir ev tuttu dedin ya, o ev hazır olunca oraya taşınırsınız. Evlendiğiniz vakitte bir mesele kalmaz artık. O vakit ne zaman gelecek? İçimden bir ses çok yakında gelecek diyor. İnşallah. Ah, o kadının bir açığını yakalasam. Yakalasan ne olacak ki? Ne olacağı var mı Pakize? Çık git evimden derim. Kemal'den boşan derim. Sen Kemal'in tuttuğu evde yaşamak istemiyorsun anlaşılan ha? Pakize. O çiftlikten kopmam o kadar kolay mı sanıyorsun? Tamam, Kemal'i üzmek istemiyorum. Ama o çiftlikten de vazgeçemem. Oğlumun istikbali orası. Benim için gurur meselesi oldu artık bu iş. O kadına mı bırakacağım orayı? Bunca yaptığı şeyden sonra. Hırsımdan ölürüm vallahi. Ah be Güllü. Bebenle, Kemal'le huzurlu olman daha mühim değil mi? Dikkat et Güllü. Bu hırsın yüzünden Kemal'i de kaybetmeyesin. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.